Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Yedinci sorumuzda diyor ki bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar otlar hakkında daha pek çok şey biliyordu derken daha pek çok şey ismini arkadaşlar ne yapmış? Pek çok daha pek çok zarfı ne yapmış? Nitelemiş. Dolayısıyla daha nedir burada? Zarftır. Alçaklarda biten gümüş renkli çayırlar. Nasıl çayırlar? Gümüş renkli çayırlar. Burada sevgili arkadaşlar bir kurallı birleşik sıfat var. Dolayısıyla bunun içinde gümüşle geçtiği için bu da nedir? Sıfattır arkadaşlar. Bu da sıfattır. İsmi niteliyor ve belirtiyor. Evet devam edelim. İpek gibi yumuşak püskülleri rüzgarsız edemez. İpek gibi derken burada edat olduğunu görüyoruz. Benzetme edatı görevli kullanılmış. Devam edelim. Rüzgar ne yöne eserse onlar da o yöne eğilirdi. Burada onlar derken ismin yerini tutmuş. Bu da nedir? Zamirdir sevgili öğrenciler. Şimdi şıklara baktığımız zaman Ceyhan seçeneğinde bu sırayla yani zarf, sıfat, edat ve zamir olarak bir dizilim yapıldığından dolayı doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar hemen geçiyoruz 8. sorumuza. Bu şiirdeki altı çizili sözlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakıyoruz. Bu akşam bilmediğim bir alem içindeyim. İçindeyim dediği zaman nasıl bir alem? Bilmediğim bir alem. Burada bir sıfat görevli kelimeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Ya rüyada bir seyyah ya semavi Çin. Nasıl Çin? Semavi Çin arkadaşlar. Burada da Çin'i ne yapmış? Nitelemiş. Bir orman, evet bir orman yangınıyla kızardı karşı dağlar. Hangi dağlar? Neredeki dağlar? Evet isim dağ ismini ne yapmış? Nitelemiş burada. Karşı dağlar. Burada da bir sıfat görevli kelime görüyoruz. Taraf taraf tutuştu meşaleler, çırağlar. Evet tutuştu nedir burada? Yüklem yani eylem yani fiil arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bir kelime veya kelime grubu fiili niteler veya belirtirse ona biz ne diyoruz? Zarf diyoruz. Taraf taraf tutuştu derken sevgili arkadaşlar burada nasıl tutuşuyor? Taraf taraf tutuşuyor. Eyleme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman bize neyi verecek? Zarfı verecek sevgili öğrenciler. Zarfı vereceği için burada doğru cevabımız D'dir. Bir renge girdi eşya günün altın tasında derken nasıl renk? Bir renk. Burada da sıfattır. Onun için sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 5'te sıfat, 4'te zarf görevli kullanıldığı için doğru cevabımız zarftır. Denizli seçeneğini işaretliyoruz ve ekranımızı temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza henüz abone olmadıysanız, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ve devam edelim sevgili öğrencilerim. 8. soruyu yaptık. 9. soruya gelelim. Şimdi 9. soruda diyor ki bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet diyor ki hemen kalemimizi aktifleştirelim. Birinci sözcük diyor ki bağlaç görevindedir. Bakalım. İşte özlediğin yaz günleri çıka geldi. Evet. İşte arkadaşlar burada bağlaç değildir. Yanlıştır. Dolayısıyla birinci şıkkımız yanlış olduğu için doğru cevabımız nedir? Adana seçeneğidir. İşte özlediğin yaz günleri çıka geldi. Hangi arkadaşlar yaz günleri burada isim zaten. Burada bir zarf görevi. İşte diyor. İşte özlediğim yaz günleri. Dolayısıyla bu yanlış. İkinci sözcük tamlanan görevinde isimdir. Evet yaz günleri derken bu bir tamlanandır arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması. Üçüncü sözcük tamlayan görevinde bir isimdir. Evet çam ağaçları derken tamlayandır arkadaşlar ve isimdir. Dördüncü sözcük ek halinde edat almıştır. Evet her şeyi ile derken edat görevli kullanmış. Neden edat görevli kullanmış? Ve yerine kullanırsak arkadaşlar yerine olmaz. Bak
her şeyi ve özlediğim diyemiyoruz. Dolayısıyla bu edattır. İle biliyorsunuz hem bağlaç hem edat göreviyle kullanılabilmektedir. Ve özlediğim sıfat fiildir diyor 5. cümlede. Evet, doğru, bu da sıfat fiildir. Gene TYT 3 adım sorularımızın 3. adımından cümlenin öğeleriyle ilgili bir soruya. 2018'de sorulan bir soru değerli arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bir diğer sorumuz da 4. soru. Orada da cümlenin doğru sıralanışı ile ilgili gene bir soru var. Şimdi arkadaşlar hemen cevabımıza geçelim ve uygulayarak yapalım. Sizler de konuyu kavrayın. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda sıralanışa bakalım. Şimdi öldürmüyorum. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyorum. Öldürmüyor mu sevgili arkadaşlar? Yüklemimizdir. Neden yüklemimizdir? Çünkü bir çekimli fiil, evet şimdiki zamanla bakın, çekimlenmiş olumsuz bir yargıyı soru şeklinde ne yapıyor? İçeriyor. Çekimlenmiş bir fiil yüklem olarak görev görmüş. Öldürmüyor. Öldürmeyen kim arkadaşlar? Ne yapacağız? Öncelik özneyi bulacağız arkadaşlar. Cümlenin öğelerini bulurken öncelikle yüklemden sonra özneyi bulacağız. Sonra diğer geçeceğiz. Eğer böyle yapmazsak nesneyi de karıştırabiliriz. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın öldürüyor arkadaşlar. Evet. Öznemiz bu. Burada arkadaşlar dikkat edin, öznemiz bir kelime grubu. Bire kadar olan bölüm aydının sıfatı. Kendi için okuyan, kendi için gezen, eğlenen bir kişi bu aydın. Bunlar aydın kişinin, aydının sıfatları bir kelime grubu halinde öznemiz. Tamam mı? Özne grubu, öznemiz. Neyi arkadaşlar öldürüyor? Kendini. Bakın kendi kelimesi i belirtme hali eki almış. Kendini derken sondaki i akuzatif hali eki. Evet. Ne zaman? Nasıl? Yaşarken. Zarf cümlece. Burada da eylemi ne yapmış arkadaşlar? Ne demiştik? Zarflar, fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteler. Burada eylemi ne yapıyor? Niteliyor. Yaşarken zarf görevi kullanmış. Bu sıralamayı da biz Ceyhan seçeneğinde gördüğümüz için bakın kırmızıyla sevgili arkadaşlar belirttim. Ceyhan seçeneğinde yer aldığı için doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Aynı şekilde diğer sorumuza bakalım. 4. sorumuz. Ekranın sağında olan sorumuz. Burada da doğru sıralanış Denizli seçeneğinde verilmiş. Şimdi hemen beraberce yapalım arkadaşlar. Şimdi davet eder yüklem. Neden davet eder yüklem? Hocam şundan bakın davet etmek. Burada bir birleşik fiil var. İsim artı yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil var. Videomuzun önceki bölümlerinde ve önceki sorularında söylemiştik. Üç tür birleşik fiil vardır. Yardımcı fiille kurulanlar yani isim artı yardımcı fiil, kurallı birleşik fiiller, fiil, ana fiil artı yardımcı fiil ve anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş birleşik fiiller. Burada bir birleşik fiille yüklem oluşmuş arkadaşlar. Peki devam eden nedir arkadaşlar? Bir yanda felaketler, ekolojik yıkım ve savaşların sosyal sonuçları, diğer yanda insandaki umudu besleyen halk anlatılarına dayalı insancıl bir söylem zenginliği devam eder arkadaşlar. Buraya kadar özne, bir özne grubu. Gene içinde fiilimsileri görüyorsunuz değil mi? Bakın dikkatinizi çekelim. Birazdan ona da biraz değinelim. Eski konumuzu da hatırlatalım. Neyi devam eder arkadaşlar? Okuyucuyu. Belirtili nesne. Evet. Nereye? Kendini bir fail olarak gözden geçirmeye. AE eki almış bakın. Dolaylı tümleç eki almış arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar özne, belirtili nesne, dolaylı tümleç ve yüklem şeklinde bir sıralama yer almış. Dolayısıyla doğru cevap burada Denizli seçeneğidir. Bu şekilde bir cevaplama yapıyoruz değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim cümlenin öğeleriyle ilgili tek başına bir oynatma listemizde yani sevgili arkadaşlar cümlenin öğeleriyle ilgili TYT 3 adım
soruları ile ilgili oynatma listemizde bir bölüm de var. Onu da isterseniz ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz oradan cümlenin öğeleriyle ilgili önemli konular. Şimdi gelelim ekler ve sözcükte yapıyla ilgili ikinci adımdan bir üçüncü adımdan bir soruyu arkadaşlar. Bu da üçüncü adım sorusu değerli öğrencilerim. Burada numaralanmış cümlelerdeki diyor altı çizili zarflar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Diğer ekranın sağında gördüğünüz soruda ise M, im, eki kaç farklı işlevde kullanmış? Bunu bize soruyor. Hemen cevaplarımıza geçelim arkadaşlar. Cevaplarımızı yapalım. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi arkadaşlar birinci soruda diyor ki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili zarflar yapı bakımından eşleştiğinde hangisi dışta kalır? Yani basit mi, türemiş mi, zarfın çeşidi bunları soruyor birleşimi. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar doğru cevabımız Bursa seçeneği. Neden? Şimdi bakın burada bitkin görünüyorsun derken fiili zarf ne yapmış? Nitelemiş. Şimdi bitkin kelimesi bitmek kelimesinden kınkin, gıngin eki yapım ekiyle ne yapılmış? Türemiş. Dolayısıyla burada bir gövde. Fakat diğer şıklarda türemiş zarf kullanılmamış. Bakalım hangisi dışta kalıyor? Birleştirirsek, bir araya getirirsek. Şimdi beraber derken arkadaşlar bakın evet beraber derken burada bir basit zarf görüyoruz. Elbette derken gene bir basit zarf görüyoruz. Fakat bak git gide derken bir birleşik zarf, bugün derken bir birleşik zarf görüyoruz. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar gruplandırdığımızda iki tane basit, iki tane birleşik zarf görüyoruz. Dışta kalan türemiş zarf. Bundan dolayı Bursa seçeneğini ne yapıyoruz değerli dostlar, değerli arkadaşlar işaretliyoruz. Dördüncü soruya geçersek yan tarafta. Burada da arkadaşlar beş şekilde eki görevde kullanmış, farklı işlevde kullanmış. Şimdi öncelikle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, çocuklar okula uyum sürecini kolay atlattılar derken bir yapım eki göreviyle ne yapılmış? Kullanmış. Gene öğretmeni sınıfta can kulağıyla dinleyenlerden biri de benim derken gene burada bir bildirme göreviyle kullanmış. Benim okul buraya çok yakın derken bir ilgi eki göreviyle arkadaşlar ne yapmış? Kullanmış. Gene sorunları çözmek için çalışanlarla her seferinde tek tek görüşürüm derken birinci teknik şahıs eki göreviyle kullanmış. Gene annem pazara beni götürmek istiyor derken gene burada bir iyilik eki göreviyle kullanmış. Dolayısıyla yapım eki, ek fiil bildirme eki, ilgi hali, birinci teknik şahıs eki, iyilik eki gibi görevlerde kullanıldığından dolayı arkadaşlar 5 farklı görevde kullanılmıştır diyoruz. Bundan dolayı cümleleri incelerken bu noktaya da dikkat etmeliyiz sevgili öğrenciler. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.